Şu anda emlak sektörü fahiş fiyatlardan dolayı kötü durumdadır. Hani neden kötü durumdadır? İnşaat maliyeti çok yüksek. Yani inşaat malzeme fiyatları 20 liradan bazı parçalar 60 liraya çıkmış. Yani %300, 350'ye kadar zamlanmış. Bu şekilde müteahhitler çok zor durumda. Yani şu anda inşaatı etkileyen özellikle demir. Demir mesela geçen seneden şimdiye kadar %150, %200'e yakın zam yedi. Beton mikabı ortalama %150, %200 yükseldi. İnşaat ince işlerinde kullanılan ve diğer malzemeler %300 zam yedi. Bundan bir de imar olmadığından dolayı fazla arsa yok. Arsa payları arsa sahibi müteahhite yüzdelik daha fazla söylüyor, istiyor. Ruhsatlar geç çıkıyor. Bunlar hepsi de aşağı yukarı müteahhite mal olur. Müteahhit de ne yapar? Maliyeti yükselince bu sefer fiyat üstüne atar. Fiyat üstüne atınca da bu sefer vatandaşa mal olur. Vatandaş da ne daire alabiliyor, doğru düzgün ne kiraya girebiliyor. Geçen sene kira fiyatları aşağı yukarı 800 TL ile 1500 TL arasıydı. Şu anda fiyatlar 1500 ile 3500 arası kira fiyatları. Vatandaş bu durumda çok mağdur. Bir sene önce ev fiyatları ortalama en düşük 300 bin ile 600 bin arasıydı. Şu anda fiyatlar aşağı yukarı 500 bin lira en düşük, en yüksek de 1,5 milyon. Ortalama 1 milyon fark var en düşük ile en yüksek arası. Ve geçen sene mesela ortalama 300 bin, 200 bin, 300 bin fark varken şu anda fark 1 milyona çıkmış. Daha önceki seneler mesela ayda biz 10, 12 tane, 13 tane daire kira verirdik. Şu anda ayda bir tane bile bazı arkadaşlar veremiyor. En çok veren 2-3 tane ya verir ya vermez. Bu durumda hem emlakçı arkadaşlar mağdur hem de vatandaşlar. Emlakçı arkadaşlar zor durumda satış konusunda. Satan var, alıcı yok. Fiyatlar fahiş olduğundan dolayı. Kiralar hakeza bayağı yüksek. Yüksek olduğu için vatandaşlar mağdurdur. Emlak sektörünün canlanması için devlet bu şeylere müdahale etmesi lazım. Fahiş fiyatlara. Bu fahiş fiyatlar eğer bu şekilde giderse zaten ne kiracı dairede oturabilir ne vatandaş daire alabilir. Bu fiyatlar %300. Dolar yükselmedi ki. Döviz yükselmedi ki, altın yükselmedi ki bunlar bu kadar %300 yükseltiyorlar. Bu artık stokçular mıdır? Fabrika çalışmıyor mu? Fabrika stok ediyor mu? Bu kıtlık neden böyle oluştu? Devlet bir an önce buna müdahale edilmesi lazım.